Evet, hoş geldin bakalım. Buzlama kaydıyla seansının kayıt ve yayın haklarını veriyor musun? Veriyorum. Tamam. Şimdi yaşadığın sorunu bana kısaca bir özetle, seni buraya getiren şey nedir? Beni buraya getiren şey panik atağım, çok vesveseliyim. Panik atak bir, evet. Vesvese. Evet, çok kötü şeyler düşünüyorum, insanları boğmak. Dövmek, onlara kötü şeyler yapmak. İnsanları boğmak, dövmek, onlara kötü şeyler yapmak. Evet. Bir saldırganlık var içinde. Bir saldırganlık var. Ne kadar zamandır var bu saldırganlık hissi? Saldırganlık hissi 2 senedir var. Yani şu an 20 yaşındasın, 18 yaşından beri var. Kimseyle anlaşamıyorum. İnsanlarla çok sık kavga ediyorsun. Hı-hı. Başka neler var? Başka, herkes fesat ve kinci olduğumu düşünür. Yani insanlara göre çok kinci ve fesat değilsin. Evet. Başka? Ondan sonra... Namaz kılabiliyor musun? Çok tembelle üşengeç olduğum için 5 vakitini kılamıyorum ama kılmayı çok istiyorum. Namazı 5 vakit kılmak istiyorsun ama kılamıyorsun. Hı-hı. Kaç kardeşsiniz? 4. Kaçın çocuksun? 3. İlk ikisi erkek mi? Kız. 3 kız. 1 oğlan. En son erkek. Erkek. Annenle babanla aran nasıl? Hiç konuşmayız, dertleşmeyiz, sevgi bağı yoktur, birlik beraberlik yoktur. Kısacası böyle anlatayım. Hı-hı. Annem babam ayrı. Boşandılar. Boşandılar ama hem resmi boşanıklar hem dini boşanıklar ama yıllarca aynı evde kaldılar. Ailemizde hiç birlik beraberlik yoktur. Hep kavga, dövüş, birbirimize lanet vardır, beddua vardır. En küçük kardeşim, erkek kardeşimi hiç sevmem çünkü annem ve babama çok saygısız. Annemi çok döver. Anneni döver? Evet. Küçük babamı kardeşim. Döver. Babanı da anneni yaşında. Dövüyor. Evet. 18 yaşında. Hı hı. Enteresan. O yüzden hiç sevmiyorum. İçimde ona karşı hiçbir sevgi yok. O yüzden ona hep beddua ediyorum. Allah'ım şunu başımızdan al, götür diye. Hı hı. Ondan sonra en büyük ablam daha yeni evlendi. Onunla pek sıkıntımız yok. Normal konuşuyoruz. Ama hiç sevgi bağımız, birliğimiz, beraberliğimiz hiç yok. Kaç yaşında en büyük ablan? 23 yaşında. Bir büyüğün 22 yaşında, öyle hı hı. mi? Evet, o da kaçarak evlendi. O da hiç iyi değil. Hem psikolojik olarak, hem şey olarak. Diğer ablan, en büyük ablan normal evlendi. Hı hı. Bir büyüğün kaçarak evlendi. Yani psikoloji bozuk, daha çok evden kaçmak belki de. Eşi alkol alıyor mu? Alkol, uyuşturucu. Eşi. Hı hı. Çok kötü bir duruma düştü yani. Evet, çok kötü bir durumda. Bize çok eziyet çektirdi. Anneme, babama, annem çok sinirli. Ablam çektirdi, oldu. Değil mi? Evet, ablam ve kocası. Kaç yıldır evli ablan? 6 oldu. 15 yaşında kaçtı. Diğer ablan kaç yıldır evli? Daha 3 aylık oldu. Böyle bir sorun yaşandı. Evet. Peki anne babanın anne babalarıyla araları nasılmış? İyi değil. Herkesin kötü anne babası. Herkes de kötüyüz. Hiç birbirlerimizi arayıp sormayız. Birbirimizle konuşmayız. Böyle o şekilde. Yani sıla-i rahim diye bir şey sizin ailede yok. Evet. Hiç ziyaretler, şeyler hiçbir şey bilmiyorum. Sen kaç yaşında kapandın? 2 sene oldu. Tam 18 yaşında kapandım. Diğer ablaların kapalı mı? Açık. Açık, dövmeli. Açık, dövmeli. Hı hı. Sen biraz daha dindarlığı seçtin. Evet. Videoları ne kadar zamandır takip ediyorsun? 2 aydır takip ediyorum. Videoları izlerken etkilendiğin yerler... Çok etkilendim. En kapalılık konusunda... Hani hı. şu an maddi durumum olmadığı için pek fazla kıyafet alamıyorum. Hani yoksa güzel, feraceli, tam İslam'a uygun şekilde kapanmak istiyorum. Hiçbir erkekle konuşmuyorum, tokalaşmıyorum. Bunlara çok dikkat ediyorum. Hı. Ondan sonra haram şeyler düşünmekten bunlara çok dikkat ediyorum. Videolarınızda gördüm. Hı. İyi düşünmeye çalışıyorum videolarınızı izledikten beri. Evlenmeyi düşünüyorum. İyi bir yuva kurup, din yönünde
evlendiğim kişiyle de tövbe edip bu şekilde başlamak istiyorum. Şu an bir tek evleneceğim kişiyle konuşuyorum. O da beni size getirdi. Yani o yüzden çünkü sorunlu olduğumu biliyor. Çünkü ailemde hiç birlik beraberlik olmadığı için dinen de çok aşırı zayıf. Evlenmeyi düşündüğün insan mı yönlendirdi seni bize? Evet. O çünkü Allah'a şükür babası imam, kendisi de namazında, niyazında hiç aksatmıyor. Ama bana hep böyle yap demedi, şu kitapları okur musun, böyle senin yolun böyle olması gerekir dedi. Ben hep ona uyaraktan bu şekilde buralara kadar geldim. Allah'a şükür çok dua ediyorum ona da. Ailem hiç iyi olmadığı için bir tek onunla konuşuyorum. Ailem namazında, niyazında birazcık olsaydı aileme bağlı olurdum. Annem baban namaz kılmıyor. Kılmıyor. Annem arada bir kılıyor. Kapalılığına hiç dikkat etmiyor. Açılacağım ben diyor. Peki sen onlara bu konuda çok yadırgayıp kılıyor musun onları? Yadırgıyorum. Niye böylesin diyorum. Kaç yaşına geldin diyorum. Sen daha Kur'an'ı okumuyorsun, şey yapmıyorsun diyorum. Anne hiç Kur'an okumaz. Sadece namaz için sureler bilir. Ama yine de kınamamalısın. Annen baban olduğu için onları horlamamışsın. Ama kınamaktan vazgeçemiyorsun. Oradan da yüksek bir kötü enerji alırsın yani. Anne babayı kınamaman gerekiyor. Bir de çok diyorum keşke annem babam böyle olmasaydı, imanlı olsaydı da daha güzel yerlerde olaydık. Kardeşler. Niye annesi babası çok imanlı olanların çocuklarında inançsız olan da çok var. Bazen Allah insanlara kötüyü göstererek iyi öğretir. İyiyi her gören iyi öğrenmiyor. Bazen kötüyü gördüğü zaman iyi öğreniyor. Evet, yani çok yanlış şeyler düşünüyorum. Hiç kendimde değilim. İntihar düşüncesi geliyor mu sık aklına? Hayır, sık gelmiyor. Ama şu şekilde düşünüyorum. Allah'ım canımı alacaksan çok güzel tövbe edeyim. Huzuruma beni öyle kabul et. Yoksa benim canımı alma, ben çok tövbe edeyim, güzel bir yuvamı kurayım, o şekilde geleyim yanına diyorum. Hep içimde bu dua vardı. Yani tövbeyi çok istiyorum çünkü ergenlik yaşlarımda ben de çok açıktım. Yani hiç iyi şeyler yapmadım, haram helal konusunda olsun. Ama sonra bu erkek arkadaşım sayesinde her şeyden döndüm ama bu sefer onunla da anlaşmamaya başladım. Şimdi memurluk sınavlarına hazırlanıyor. Olur olmaz direkt düşünüyoruz yani. Vakit kaybetmek istemiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önerdiği şekilde yaşımız geldi artık nefsimize hakim çıkmak istiyoruz. Böyle istiyorum. Evet. Karşılıklı olarak. Peki bir kontrol edelim bakalım. Bir stop yap. Şöyle biraz da öne gelin. Sakin. Sakin olun. Şükür. Bir çekim hissediyorsun. Evet. Tamam. Net bir çekim hissettin. Evet. Tamam. Babanla daha çok sorun yaşıyorsun değil mi? Babamla çok samimi değiliz. Annemle de o şekilde. Hep lanet, beddua. Hiç birbirimize iyi değiliz. Ama dediklerini tamam. Yapmaya çalışırım. Gözünüzü kapatın. Bir basınç yok orada. Bir basınç var mı kafanın üzerinde? Evet. Bir daha çek bakayım sırttan yeri, küreklerden. Bir daha.
Peki direnmeye çalış, geri gelmemek için. Ortadan tut diyoruz. Direnin yana. Yine de çekim var mı direndiğin zaman? Evet. He? Var. Tamam. Bir stop yapalım diyoruz. He? Konuşarsa çok korkuyorum. Ne oldu bir kelimetullah tahmeti mümkünlü şeytan Muhammed'i ve mükürlü aynen lan mı? La hayra ve la kuvvete illa billahi inal yulazı. Kızın lisanına gel Fethi. Allah'ım yardım et. Lisanına gel. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Lisanına gel. Allah'ım yardım et. Çık yukarı. Çık yukarı. Çık yukarı. Allah'ım yardım et. Konuşalım mı? Allah'ım sana sığınıyorum, yardım et. Konuşalım mı? Allah'ım sana sığınıyorum. Konuşalım mı? He? Sığınıyorum. Konuşacak diye korkuyorsun değil mi? Evet. Sen böyle konuşacak diye korkarsan. Buraya mı var mı? Çok az. Aa. Ay, aa. Ay. Burada ağrı var mı? Hayır. Burada? Hı-hı. Şurada? Biraz. Bundaki konuşmaz bu. Biraz dua ve tövbeleri yapmışsın sen değil mi? Evet, çok yaptım. Yapmış. Konuşmaz bundaki. Ama stop yaptı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Anne babamı. Anne babamı. Kınamaktan. Kınamaktan. Ve onlara. Ve onlara öfke beslemekten, öfke beslemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Gelen şeytandan sana sığınırım. Duaya devam et. Allah'ım anne babamı kınamaktan, Allah'ım annem babamı kınamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. 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 İnanarak kalbine. Allah'ım sana... Allah'ım annemi babamı kınamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annem 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 babamı kınamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Dua yaparken ne hissediyorsun? Ayaklarım bir değişik, ellerimde. Kasılmalar hissediyorum yüzümde. Allah'ım anne babama öfke beslemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım anneme babama öfke beslemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım anneme babama öfke beslemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annem babama öfkelenmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım anneme babama öfke beslemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım anneme babama öfke beslemekten anne babamı nefret beslemekten gelen.
Allah'ım anneme babama nefret beslemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım anneme babama nefret beslemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım anneme babama nefret beslemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım anneme babama nefret beslemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım anneme babama nefret beslemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım anneme babama nefret beslemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım anneme babama nefret beslemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Bunda bir şey hissediyor musun? Allah'ım anne babamı reddetmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annem 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 babamı reddetmenin eş anlamlısı ne? Kabul etmemek. Daha çok ne yapayım? Allah'ım keşke böyle anne babam olmasın. Kabul etmiyorum onların anne babam olmasın değil mi? Allah'ım senin verdiğin anne babayı kabul etmemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım senin verdiğin anne babayı kabul etmemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım senin verdiğin anne babayı kabul etmemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım senin verdiğin anne babayı kabul etmemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım senin verdiğin anne babayı kabul etmemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım senin verdiğin anne babayı kabul etmemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım senin verdiğin anne babayı kabul etmemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım senin verdiğin anne babayı kabul etmemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım senin verdiğin anne babayı kabul etmemekten gelen şeytandan sana sığınırım. Bunda bir şey hissediyor musun? Gene aynı, ayaklarımda bir çekilme oluyor. En büyük hatan o. Bundan bir tövbe edeceksin bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Şüphesiz ki bizlere anne babamızı takdir eden ve tayin eden sensin. Allah'ım. Verdiğin anne babaya rızasızlıkla isyan ederek senin takdirine ve mukadderatına karşı gelerek ana babama karşı öfke ve nefret besleyip onları kınayarak aşağılayarak ve reddederek senin takdirine yaptığım itirazdan ve isyandan binler kere binler tövbe ettim estağfurullah ya gaffar Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Devam et. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Allah'ım. Beni. Anne babamı. Ve tüm inananları bağışla. Allah'ım. Anne babama. Ablalarıma. Kardeşime. Tam olan hidayetini ver.
tam olan hidayetini ver. Onların günahlarını affeyle. Onların günahlarını affeyle. Allah'ım ben anne babamın adına. Allah'ım ben anne babamın adına. Ablalarımın adına. Ablalarımın adına. Kardeşim adına. Kardeşim adına. Soyumdan ölmüş olanlar ve sağ olanlar adına. Soyumdan ölmüş olanların ve sağ olanların adına. Ve tüm ehli imanın adına. Ve tüm ehli imanın adına. İşledikleri ve işlediğim tüm günah ve hatalardan isyan ve şirk sözlerimden binler kere binler Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Allah'ım. Kızgınlık ve öfkeyle. Üzüntü ve kederle. Doğduğum güne. Dünyaya gelişime. Yaşamaya. Var olmaya. Verdiğin rızık ve nimetlere. Ana babama. Ablalarıma. Kardeşime. Uzak yakın akrabalarıma. Arkadaşlarıma. Çevremdekilere. Kalben ve dil ile. Yaptığım ve yapacağım. Bütün beddualardan. Bela ve lanetlerden. Kahır ve kötü dualardan. İntizarlardan. Belalardan. İsyan ve şirk sözlerimden. Binler kere binler. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Amin. Yavuz bir kontrol. Tekrar şöyle kesin. Yukarı abi sen ya bakalım. Bir kur. Çekilme kesildi. Güzel değil mi şimdi? Evet. Çekilme var mı? Çok az. Bir daha bir kontrol et. Sadece tövbelik olayım. Anneni babanı gitmedin değil mi? El falan kaldırmadın. Kaldırmışımdır. Babana mı?
Annemle babamı kaldırmam için. İkisini de ittin mi? Hı? İkisini de ittin mi? Evet. Bir bak bakayım ya kaldırma noktası. Allah'ım. Yukarıdan çekim gitti de aşağıdan bitiyor sol, değil mi? Sol. Bir de sağdan bak. Kaldırmışsın kız cadı. Ben... Keşke. Ne yaptın böyle şeyler? İkisine de kaldırmış. Yukarıdan bir daha çek, yukarıdan yok değil mi? Bak omuzlardan tutacak. Omuzlardan tut. Görelim. Şimdi sol kulağım duymuyor. Evet. Doktora gittin, doktor ne teşhis koydu? Sağırsın dedi, başka bir şey demedi. Hani peki kulağım... kulakta bir hasar, zarar falan tespit etti mi? Hayır. Etmedi. Etmedi. Sadece duymuyor dedi. Evet. Peki, sinirlendiği zaman annene sen sağır mısın, gerizekalı falan böyle bir şeyler söyledi mi? Söyledim, sen sağır mısın, gerizekalı kadın, niye duymuyorsun beni? Baksana dedi. Böyle mi duyuyor? Sürekli söylüyor muydun bu kelimeyi? Tabii defalarca. İçinden de söylerdim. Peki normal sağ kulağını kapattığı zaman solu duymuyorsun değil mi? Hı hı. Peki bundan bir tövbe edelim bakalım. Kulağı bir daha kontrol edeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Anneme. Anneme. Gerizekalı kadın. Gerizekalı kadın. Sağır mısın? Sağır mısın? Beni niye duymuyorsun? Beni niye duymuyorsun? Sağır diyerek. Sağır diyerek. Yaptığım hakaret ve küfürlerden. Yaptığım hakaret ve küfürlerden. Bela ve lanetlerden. Bela ve lanetlerden. İsyan sözlerimden. İsyan sözlerimden. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Devam et. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Binler kere binler. Binler kere binler. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. 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 Tövbe ettim estağfurullah ya Semih. Tövbe ettim estağfurullah ya Semih. Devam et. Tövbe ettim estağfurullah ya Semih. Tövbe ettim estağfurullah ya Semih. Tövbe ettim estağfurullah ya Semih. Tövbe ettim estağfurullah ya Semih, tövbe ettim estağfurullah ya Sami. Semih. Semih, tövbe ettim estağfurullah ya Semih, tövbe ettim estağfurullah ya Sami, tövbe ettim estağfurullah ya Sami. Semih, tövbe ettim estağfurullah ya Sami. Semih. Tövbe ettim estağfurullah. Semih ismi nedir biliyor musun? Her şeyi işiten ismi Allah. Tövbe ettim estağfurullah ya Semih. 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 Semih. Tövbe ettim estağfurullah ya 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 Semih.
tövbe ettim estağfurullah ya Semi, 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 tövbe ettim estağfurullah ya Semi. Amin. Amin. Sol kulağında bir açılma hissettin mi biraz? Hı-hı. Sağ kulağını kapat. Şu an beni duyuyor musun? Çok az. He? Şu an duyuyor musun? Duyuyorum. Şu an duyuyor musun? Duyuyorum. Bak duyuyorum. Mesela bak belli bir ses tonunda sayılar söyleyeceğim ben sana. Hı-hı. O tam kapat ama kulağını. Benim söylediğim sayıyı tekrar edeceksin. 28. Tekrar et. Tekrar edeceğim de duymadım. 28. 28. 41. 41. 12. 13. 26. 26. 45. 45. 18. 18. Tamam, duyuyor. Duydun mi? Evet, duyuyor. Duyuyor. Ben şimdi baktım ikisini kapatınca o kulakların hiç ses gelmiyor. He? Şöyle kapatınca kulak tuşu bastırınca şöyle sayı söyleyeceğim. 14. Tam şu kulağın içine sokmayacaksın da kulağın şurasında bir meme var ya. Hı. Sağ mı? Bak. Dur bunu. Kulak kulağın suçunu şöyle kapatacaksın. Ama tam kapanmadı. Şöyle kapanın. Şu an duyuyor musun beni? Evet. Bir. Bir. Bakma. 18. 18. 21. 21. 104. 104. 302. 302. Bak duyuyorsun. Açıldı. Böyle ilk kontrol ettiğimizde böyle bir basınç var. Şu an var mı? Dur bakayım bir. Şu an bir basınç yok değil mi? Hı-hı. Şu an açıldı. Farkında değil misin şu an kulağını duyduğunu? Bak şimdi, sol kulağını kapat. Bak sol kulağını kapat. Bir şey söyleyeyim ben mesela, bir sayı söyleyeceğim. 712. Solu kapattım. Solu kapat. 712. 485. 485. Sağı kapat. 927. Bunu duymadım. 900. Bir şey diyorsunuz ama anlamadım. Tamam. 927 512 532 865 23 64 14 bir dakika bak 14 14 779 İkisini kapat. Ses geliyor ama ikisini kapat. Bir daha şu böyle söylüyorum. 333 Duyuyor musun? Biraz duyuyorum. 333 14 14 8 5 5 26 26 Tam kapatamıyorum. Kapatamıyorum. Tam kapatamıyorum. Ben kapatayım diyorum ama imkansız neredeyse. Tam kapatamıyorsun. 12 20 Bir daha kapat. Sağı kapat. 54 80 75 75 44 44 12 12 81 82 84 Hiç duymuyorum şu an. Geliyor bir şey ama anlamıyorum. Ses. Biraz daha tövbe etmesi gerekiyor. Annenden bu yüzden bir helallik alsana telefonla makinle. Şimdi mi? Alabilir misin? Bilmiyorum ki. He? Vermez mi helallik? Helalliklerden sonra belki rahatlayacak birisin. Olabilir. Değil mi? Ses geliyor ama anlamıyorum. Kadar, ne deniyor? O kadar petto, o kadar lanet, o kadar şeyi. İlla ki hakkına girdi. Herhalde bir tövbe.
Arayamaz mısın? Bir alsana şimdi, bir arasın. Anne ben de sen böyle böyle diyorum. Bir hakkını helal et bunu dediğim için. Bir ara söyle, ben test edelim ya. Merak et. Bir stop yap. Alo anne. Bence bir konuş. Ya kimle konuşuyorum? Pardon, yanlış aradım sanırım. Evet. Of, çok özür dilerim. 0500 7 5 3 8 2. Anne benim Büşra. Şimdi ben Ankara'da hocanın yanındayım da. Hocam söyler misiniz tekrar? Bir helallik almam gerekiyormuş senden de. Yok yok dur. Onu demeyeceğim. Hani senden tamamen helallik almam lazım da. Dünya, ahiret. Geçmiş, gelecek. Geçmiş, gelecek. Geçmiş, gelecek. Tüm haklarını helal edermiş. Bana kalbim ve dille yaptığın bir dua varsa tövbe eder misin? Bana kalbim ve dilen yaptığın bütün beddua ve lanetlerden helal et. Tövbe eder misin? Tövbe diyecek, tövbe. Bana kalbim ve dille. Bana kalbim ve dille. Yaptığın ve yapacağın. Yaptığın ve yapacağım. Bütün beddualardan. Bütün beddualardan. Lanetlerden. Lanetlerden. Kahırlardan. Kahırlardan. Tövbe eder misin? Tövbe eder misin? Tövbe ettim. Bir de ben de sana da beni sağır mısın geri zekalı falan diyordum. Bundan dolayı hakkını helal et annem. Tamam. 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 Tamam anne bir dakika. Şey, hani ben sana hep bağırıp duruyordum ya, sağır mısın geri zekalı kadın baksana diye. Habire kızıp bağırıyordum. Onları da helal etsem kabul eder misin? Tamam. Helal ediyorum. Tamam. Tamam. Kapatmam lazım şimdi. Tamam. Tamam hadi bay bay. Otobüsteymiş de rahat konuşamadım. Gene iyi var. Tamam, çok güzel. Hepsini helal etti. Her zaman tövbe ederim. Şimdi sağ kulağını kapat bakalım. 324. 715. Geliyor ama anlamıyorum. 512. 513. 16. 16. 45. 25. 85. Söylediğim kelimeyi anlamaya çalış. Kapat bir daha. İzmit. 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 Gitti değil mi? Sağırladım. Çok da değil yani. %100 de değil. %100 ise şu an %100 değil yani. Evet, biraz açılma oldu sanki ama. %100 değil yani bu ay. Ama kafadaki enerjin yoğunluğu, güzel bir tövbe edeceksin sen. Tamam. Sağlam bir tövbe yap, bize kontrolü gel. Nerede okuyordun sen? Zonguldak'ta. Zonguldak'ta okuyordun. Orada nerede kalıyorsun? Evde, Çaycuma'da. Çaycuma'da kendi evinizde mi? Hayır, öğrenci evi. Kiraladık arkadaşlardan. Kaç kişi kalıyorsunuz? 6 kişi. He, iyi. Uygulamayı vereceğiz. Tam stop yap bakalım. Dön Mustafa.